Konguç Akademi'den hepinize merhaba. Bugün sizlerle 9. sınıf tarihte 1. dönem 1. yazılıya bakacağız. Çok güzel bir yazılı provamız var. Tabii yazılıda biz ilk 2 üniteden sorumluyuz. Tarih ve zaman ve insanlığın ilk dönemleri bizim sorumlu olacağımız temel üniteler olacak. 0'dan 9'a tarih kitabımızda bakın ilk 2 ünitede hemen şöyle açalım. 12 ile 24 arasında tarih ve zaman ve 30 ile burada 58 arasında... İnsanlığın ilk dönemleri sorumlu olacağınız kısımlar olacak. Yine elinde dinamo soru bankası yer alanlar için söylüyorum. Her ünite sonunda mesela tarih ve zamanı getirdiğim zaman hemen şöyle gelelim. Ünite sonunda sizler için hazırladığımız yazılı provaları ve örnekleri mevcut. Mesela sayfa 35 ve 36'da tarih ve zaman için mevcut. İnsanların ilk dönemleri içerisinde de yine kitaptan yazılı provalarına bakabilirsiniz. Peki bizim bilmemiz gerekenler neler? Hocam biz bu yazılı için neleri bilelim? Hemen ona gelelim. Bir defa tarih biliminin konusunu ve kapsamını bilmen gerekiyor. Tarih neleri ilgilendiriyor? Aynı zamanda kapsadığı tamamen alan nedir? Aynı zamanda tarih bilimin e, tarih biliminin diğer bilimlerle ilişkisi. Mesela numizmatik paraları inceliyor. İşte epigrafi kitabeleri inceliyor. Paleografya yazıları inceliyor. E aynı zamanda coğrafya yer kronoloji zamanı inceliyor. Demek ki diğer bilimlerin o esaslarını da bilmek gerekiyor burada unutmayalım. Peki tarih öğrenmenin amacı ve yararları? Yani işte geçmişe bakarak geleceğimize yön verme, işte aynı zamanda tarih öğrenerek burada bilgimizi artırma, milli kültür, milli bilinç gibi unsurları kendimize gerçekleştirme gibi amaç ve yararlarını görebiliriz. Zaman ve takvim kavramlarını öğreneceğiz tarihle ki zamansal açıdan, e, takvimin ...insan hayatı için oldukça önemli olduğuna değineceğiz. Aynı zamanda Türklerin kullanmış olduğu 12 hayvanlı Türk takvimi... ...Hicri takvim, Rumi takvim, Miladi takvim ve Celali takvim gibi... ...takvimlerin nitelikleri bizim için önemli. Yine yazı, yazının icadı Sümerler tarafından gerçekleşiyordu biliyorsunuz. Yazıyla beraber insan hayatında meydana gelen gelişimler oldukça önemli. Bir de insanların... ...ilk oluşturulmuş olduğu medeniyetler. İşte Anadolu medeniyetleri, Mezopotamya medeniyetleri, Roma, Hint, Mısır, Çin... ...bu medeniyetlerin özellikleri bizim için bu yazılı kapsamında oldukça önemli. Yine insanların ilk dönemlerde hayat ve geçim tarzları üzerindeki... belirleyici etkisi bizim için önemli. Bir de o dönemlerde siyasi gücün... ...siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirmesi ve kullanılan siyasi organizasyon biçimleri oldukça önemli olacak. Yine ilk çağdaki hukuk sistemlerinin oluşulmasında etkili olan dini ve beşeri kaynaklar da bizim yazılımızda oldukça önemli. Tabii biz tüm bunlarla ilgili bugün sizlerle soru çözeceğiz. Test sorularımız olacak. İşte doğru yanlış sorularımız olacak, boşluk doldurma sorularımız olacak. Bunlarla beraber bir genel tekrar yapmış olacağız. Peki bu yazıda da bilmemiz gereken anahtar kavramlar neler? Tarih, insanların e, burada geçmişte yapmış oldukları her türlü faaliyeti yer zaman sebep sonuç ilişkisi içerisinde gösteren bir bilim dalıdır. Tarih kavramını bilmemiz lazım. İşte kaynak. Tarihin özellikle belge olarak önümüze sunmuş olduğu birinci ve ikinci el kaynaklar olmak üzere niteliklerdir. Birinci el kaynaklar dönemin direkt olarak kaynaklarıdır. Mesela bir para olabilir, bir antlaşma metni olabilir, bir ferman olabilir. Bunlar dönemi direkt yansıttığı için birinci el kaynaklar olarak bilinir. İkinci el kaynaklar ise birinci el kaynaklardan faydalanarak daha sonradan ortaya çıkarılan akademik kaynaklardır. Kronoloji biliyorsunuz tarihe yardımcı bilim dallarından biridir. Zaman endeksiydi. Milli kültür bir ulusa ait olan ve o ulusun tarihsel süreç içerisindeki e, tamamen o e, dayanışmasını, tarihsel milli bilincini oluşturan ve bunlar üzerine bir kültür inşa eden nitelikleridir. Konar göçer e, burada ya, gerek iklim koşullarından gerekse insanların yaşayış şartlarından ötürü e, insan topluluklarının sürekli... E, göçebe olarak hayat tarzı yaşaması niteliğidir. E, tabletler, ilk dönemlerde insanların yazı geçmesiyle beraber yazının aktarıldığı unsurlardan biri olur. Karum, e, özellikle başkenti Nino olarak kullanan Asurların kara kononolojiinde e, ticaret merkezlerine verilen isimdi. Olay hayatta tek tek meydana gelen, yeri zamanı belli olan niteliklerdir. Mesela bizim için 1071 Malazgirt Savaşı bir olaydır. Olgu ise bu olayların bir bütünü için kullanılan genel ifadelerdir. Mesela Malazgirt Savaşı, Miryokefalon Savaşı bunlar bizim için bir olay iken Anadolu'nun Türkleşmesi bir olgudur. Olay tek tek meydana geliyor. Olgu ise olayların birleşmesinden kullanılan genel ifadedir. Ee, takvime gelelim dedik insanların zamanı daha iyi bir şekilde planlamak ve hayatını düzene sokabilmek için oluşturmuş olduğu niteliklerdi. Arkeoloji yazı öncesi dönemin aydınlatılmasında e, ortaya çıkarılan özellikle kullanmış olduğu kazı tekniğiyle beraber ortaya çıkarılan eserlerin incelenmesi ve tarihe özellikle yazı öncesi dönemin aydınlatılmasında yardımcı bir birimdi. E, efsaneler dillendire günümüze kadar gelen niteliklerdir. Sözlü ...edebiyat ürünleridir. E, siteler Sümer şehir devletlerine verilen bir isimdir. Koronelicilik ise... E, ...işte ticareti... ...ve ekonomiye, iktisadi hayata dayalı olarak... E, ...devletlerin... ...deniz veya karada oluşturmuş oldukları... ...o ticari alanlar ve... E, ...daha çok hani e, o bölgeleri... ...biraz daha hani sömürmesine dayalı olarak... E, ...faaliyetleridir diyelim. Evet bu şekilde hem bilmemiz gerekenlere... ...hem de anahtar kavramlarımıza bakmış olduk. Şimdi artık yazılımımıza bir başlangıç... ...yapalım. İlk olarak test soruları çözeceğiz size. Çünkü öğretmenleriniz çoktan seçmeli sorular yapabilir burada. Yani bu sorular boşluk boşlukta olurma da olur, eşleştirme de olur, test sorusu da olur, kısa cevaplı sorular da olabilir. Nasıl olursa olsun bilgiye dikkat edeceksin. Çünkü sen bilgiyi bildiğin zaman soru nasıl gelirse gelsin bu soruyu rahatlıkla yaparsın. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Haydi bakalım yazılımız başlıyor. Şimdi yukarıda özellikleri verilen takvim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Takvimin başlangıç tarihi olarak hicret kabul edilmiş. Şimdi hicreti başlangıç olarak kabul eden iki takvim var. Biri hicri takvim, bir de burada bunlar arasında Rumi takvimdir. Osmanlı Devleti'nde mali işlerde aksama olmaması için kullanılmış, güneş yılı esaslı bir takvimdir. Dikkat! Dedik ki Hicri hicreti başlangıç olarak kabul eden iki takvim var. Biri hicriydi, biri Rumi'ydi. Ancak hicri takvim, ay yılı esaslı bir takvimdir. Aynı zamanda... Hazreti e, Ömer döneminde hazırlanan bir takvim olacak. E, bu yüzden hicri takvim olması beklenemez. 12 Hayvanlı Türk Takvimi Türklerin en eski takvimidir. E, burada her yıl bir hayvan adı bilinecek. Güneş yılı esaslı bir takvimdir. E, Dedik ya e, bu takvim en eski takvimimiz. Celali Takvimi Selçuklular döneminde hazırlanan ve mali işleri düzenlemek için esas alınan bir takvimdir. Başlangıç olarak da 1079 yılı esas... ...alınmıştır. Bu da gitti. Rumi takvim... ...sorumuzun doğru cevabı oldu. Hem hicreti... ...başlangıç olarak kabul eden, hem Osmanlı Devleti'nde... ...mali işlerde aksamama olmaz, olmaması için... ...kullanılan, hem de güneş yılı esaslı... ...takvim bizim için... ...Rumi takvimde. Miladi takvim... ...ise Hazreti İsa'nın burada... ...doğumunu, e, milat yani... ...sıfır olarak, e, başlangıç olarak kabul eden... ...bir takvimde 1926 yılından itibaren... ...ülkemizde miladi takvim... ...kullanılmaktadır. Evet. İlk sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. İkinci sorumuza bakalım bu paragrafa göre, Kadeş Antlaşması üzerine araştırma yapan bir tarihçinin tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinden faydalanıldığı söylenemez. Bakın, parçaya bakacağız ve tarihe yardımcı bilim dallarından hangisine bir atıfta olmadığını görmeye çalışacağız. Şimdi Kadeş Antlaşması bir defa antlaşma sözleşme nitelik. Bunları inceleyen bilim dalı bilim dalı diplomatiktir. Diplomatik e, diplomatiyi burada gördük. Dünya tarihinde eşitlik ilkesine dayanan en eski atlaşmadır. Atlaşma çivi yazısıyla, bak çivi yazısıyla gümüş plakalar üzerine dönemin diplomasi dili akatça olarak yazılmıştır. Demek ki burada bir yazı incelenmiş. Yazının yapısı, niteliği incelenmiş. E, yazıları inceleyen de paleografiyaydı. Onu da gördüm mü? Gördüm. Devam edelim. Ne diyor? Ayrıca Kadeş Anlaşması'nda Hizmet Kralı'nın yanında Kraliçe'nin e, de burada mührü bulunmaktadır. E, bu antlaşmanın gümüş levhalara kazınmış olan asıl metinleri kayıptır. Mısır'da tapınakların duvarlarına kazınan antlaşmanın bir nüshası da 1906 yılında bak bir yıl vermiş. Demek ki bir zamansal ifade var. Zamanı inceleyen kronolojiyi de Boğazköy kazı. E, kazı tekniğine tarihte kullanan, tarihi yardımcı bilim dallarında kullanan hangisiydi? Arkeolojiydi değil mi? Ee, burada bir kazı faaliyeti varsa arkeolojiden de faydalanılmış. Kızılarda kil tablet olarak bulunmuş olup İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir diyor. Ee, antropoloji insanı sosyolojik, kültürel ve biyolojik olarak e, ele alan ve inceleyen bir bilim dalıdır. İnsanı inceler. Halbuki burada insanın incelenmesiyle ilgili herhangi bir vurgu söz konusu değildir. Devam edelim. Bir sonraki sorularımıza bakalım. Milli Mücadele yıllarında Ankara'nın tarihini araştıran bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? Bir bakalım. Şimdi elde ettiği bilgileri birbiriyle karşılaştırma. Evet, bilgilerin burada gerçekten doğruluğu ve güvenilirliği için karşılaştırma yapmak oldukça önemlidir. Bu beklenir. Disiplinler arası işbirliği yapma. Evet, farklı disiplinlerden faydalanarak buradaki bilginin e, güvenilirliğini, objektifliğini ortaya çıkarmada bir yol izleyebilir. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurma, neden sonuç tarihte olmazsa olmaz bir niteliktir. Bunu da yapar. Ee, objektif bir tutum sergilemede yine de bur burada beklenen ve aynı zamanda bizi doğru bilgiye götüren bir niteliktir. Tarihsel olayları gözlemleme. Şimdi tarihte deney ve gözlem her iki faaliyette yoktur. Nereyi gözlemliyorsun? Hadi ben gideyim bir bakayım e, Sakarya Meydan Muharebesi'nde nasıl savaşmışlar bir izleyeyim. Nereyi izliyorsun? Tarihte deney ve gözlem söz konusu değildir. Geçmişi araştırıyorsun. Nasıl laboratuvar ortamına getireceksin? Nasıl deney yapacaksın? Bunlar yok. Gelelim. Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım mağara ve ağaç kovuklarında yaşamlarını sürdüren bu dönem insanların geçim kaynakları arasında avcılık ve toplayıcılık yer alır. İnsanlar taşları yontup basit savunma aracı olarak kullanırlar. Dönemin sonlarına doğru buzullar erimeye başlamıştır. Dikkat ederseniz insanların avcılık ve toplayıcılık yaptığı dönemin sonlarına doğru da buzullar eredi. E, bir çağ olarak lanse edilmiş. Paleolitik çağ yani eski taş devri burada vurgulanan dönemdir. E, Yeni taş döneminde ise insanlar avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerine devam ettiği gibi artık üretici yapıya geçecekler. Yani tarımsal devrim, tarım faaliyetleri Neolitik çağda yani yeni taş devrinde başlayacaktır. Daha sonra bakı, e, maden çağları başlayacak. İlk olarak bakır devri. İnsanın kullanmış olduğu ilk maden bakırdır. Ergime ısısı düşük olduğu için bakır ilk kullanılan madendir. Daha sonra bakır ve kalıyı karıştıracak, tuncu elde edecekler ve en sonda demir çağı e, tarih öncesi çağlarda yaşanıyor. Bu yüzden ...bunları da ifade etmiş oldum. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Devam edelim. Kültür bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Bir kültürün başka coğrafyalara taşınmasında... ...yollarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Şimdi bakın, kültürel etkileşim, kültürün taşınması... ...insanların etkileşimi nelerle olur? Ticaret olur değil mi? Mesela burada A devleti var, burada B devleti var. Şimdi kervanlar var. E doğal olarak bu kervanlar buraya geliyor. A ...ülkesine geliyor, burada ticaret yapıyor. Doğal olarak buradaki insanlar da etkileşim içerisine girince... ...burada bir e, ne olacaktır? Kültür alışverişi olacaktır. O zaman bu etkiledir. E savaşlar, A ve B ülkesi birbiriyle savaşmaya başladı. E doğal olarak burada bu savaşlar... ...iki devlet arasındaki o topluluklar arasında da... ...yine bir etkileşim olmasına e, sebep verecektir. Bu da yine bir kültürü başka bir kültürün bulunmuş olduğu coğrafya götürebilir. Çünkü A ülkesi B ülkesinden yeni topraklar fethedebilir ve bu bölgeye yerleşir. Bir etkinlik niteliğidir. E, göç de yine insanların belli bir coğrafyadan dünyanın farklı coğrafyalarına göç etmeleri ve burada etkileşim içerisinde olmaları e yine bir kültürü başka coğrafyaya taşıyan bir niteliktir. O zaman neymiş? Her üçü de bizim için doğru kabul edilir. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kolonizasyon faaliyetlerinde bulunmamıştır diyor. Şimdi koloni faaliyetleri dediğimiz gibi ticarete dayalı olarak gerçekleştirilen faaliyetlerde ilk çağın önemli tüccar e, devletleri arasında e, deniz kolonijinde uğraşan Fenikeliler'i ki Fenikeliler aynı zamanda tarihte ilk defa alfabeyi oluşturuyorlardı. E, Asurlar var. Asurlar Anadolu'ya yazıyı taşıyacaktı. E, yine burada İyon İyonlar var. Deniz kolonijinde oldukça ilerlemiştir. Yunanlar da yine deniz kolonijinde oldukça ilerlemiştir. Ancak Filikler bu koloni faaliyetinde bulunan devletlerden biri değildir. Daha çok Anadolu'da tarım ve hayvancılığa dayalı olarak kendi iktisadi hayatını geliştirmişlerdir. Evet. Test sorularımız bu şekildeydi. Şimdi boşluk doldurma sorularımıza geçelim. Ve yukarıda kavramlarımız var. Bu kavramları uygun olan boşluklara tek tek bir yerleştirelim. Şimdi tarihi olgunun var olmadığı bir dönemde varmış gibi düşünülmesi ve yansıtılması şeklinde ortaya çıkan hata bizim... ...için anakronizmdir. Anakronizm en kısa ifadesiyle şudur. Mesela siz geçmişe baktığınız zaman, geçmişteki insanların da işte e, sefere giderken... E, ...savaş araçları kullandığını, uçak kullandığını, bilgisayar sistemlerini kullandığını düşünürseniz... ...bu bir anakronizm olur. Yani geçmişe bugünün gözüyle bakmak anakronizmdir. O zaman ben bunu gördüm. Devam edelim önce 3200'de çivi yazısını bulan, ziggurat adı verilen tapınaklar inşa eden medeniyet. Hem ilk defa yazıyı bulan hem de zigguratları kullanan kimdi? Bunlar Sümerler'de değil mi? Sümerlerin tarihteki en önemli nitelikleridir. Sümerler aynı zamanda tarihin ilk yazılı hukuk kurallarını da ortaya çıkaracaktır. İnsanlık tarihinde ilk kez madeni parayı kullanan uygarlık diyor. Madeni parayı ilk defa kullanan Lidyalılardır yıllardan e, önce daha çok insanlar ticarette nasıl hani e, alışveriş yapıyordu değiş tokuş yoluyla. Yani sen diyelim ki bir adamdan e, buğday alacaksın. Buğdaya ihtiyacın var. E, buğday alabilmek için ne yapıyorsun? Adam'a mesela tavuk veriyorsun. O adam tavuğu alıyor, o da sana buğday veriyor. Yani değiş tokuş usulüne göre gidiyordu. Ama Lidyalılarla beraber artık para kullanılacak burada. Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanarak meydana getirilen eserler diyor. Bakın bunlar daha sonradan oluşturulmuştur ve hani birincil el kaynaklardan faydalanarak oluşturulmuştur. E nedir bunlar? Bunlar bizim için ikincil el kaynaklardır. Mesela diyelim ki Osmanlı'nın kuruluş dönemiyle ilgili bir hatırat, ee, bir hmm ne diyelim antlaşma metni, sözleşme metni bir ferman. Bunlar birinci el kaynaktır. Ama bu kaynaklardan faydalanarak bir akademik kitap yazmak e, bu ikinci el kaynak olur. Bu yüzden bunu da elemiş olduk burada. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceleyen bilim dalı diye ifade etmiş. E, yazıları inceleyen hangisiydi? Bu da paleografya olacaktı değil mi? E, paleografya da buraya gelmiş oldu. Evet, böylece boşluk doldurmamızı bitirmiş. ...olduk. Devam edelim... ...doğru yanlış sorularımıza bakalım. Ee, burada... ...bir takım cümle ve bilgiler yer alıyor. Bu bilgilerden hangisinin doğru, hangisinin... ...yanlış olduğunu tek tek işaretleyelim. Şimdi, hayat içerisinde tek tek... ...meydana gelen değişimlere olgu denir... ...diyor. Halbuki hayat içerisinde tek tek... ...meydana gelen, yani bir defa yaşanan... ...yer ve zamana belli olan... ...olaydı. Olgu ise bu olayların... ...bütünleşik olarak en genel ifadesiydi. Bu yüzden yanlış. Hintliler... Barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat etmiştir. Galileo'dan önce güneş lekeleri konusunda bilgi vermiştir. Bunu yapan Hintliler değil, bunu yapan Çinliler de değil mi? O zaman yanlış. Toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalı etnografyadır. Doğrudur etnografya bu alanda çalışır. Bir eşyayı ya da bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden sembollü yazıya piktografik yazı denir. Yazı ilk defa Sümerler tarafından ortaya çıkarılacaktı. Milattan önce 1280'de yapılan Kadeş Barış Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır. Bu e, taraflar kimler? Şimdi Suriye egemenliği için iki taraf savaşıyor. Kim bunlar? Bir tarafta Hititler var. Diğer tarafta ise Mısırlar var. Şimdi Hitit ile Mısır savaşacak. Egemenlik bölgesi Suriye. Bu bölgeye egemen olmak için savaşıyorlar. Ancak taraflar e, savaş bittikten sonra bir barış anlaşması imzalayacaklar. Demek ki imzalayan kimmiş burada? Hitit ve Mısır. Tarihin bilinen ilk yazılı anlaşması Kadeş. Evet. Bu şekilde yazılımız bitmiş oldu. Yazılı da sizlere birçok bilgiyi, birçok kavramı ifade etmeye çalıştım. E, tabii e, yine sizler söylediğimiz gibi ilk iki üniteye şöyle hızlıca bir göz atıp e, burada kendi notlarınızı oluşturarak bu yazıdan çok çok güzel puanlar da alabilirsiniz. Pratiklerinizi bu şekilde yaparak e, çok güzel bir yazılı notunu karnenize geçirmiş olabilirsiniz. Şimdiden yazılımlarınızda hepinize başarılar dilerim. Umarım çok çok güzel puanlar alır ve karnenizi de bunu en iyi şekilde yansıtırsınız. Ödüllü sorunun cevabını da yorum kısmına yazabilirsiniz. Hadi bakalım gelecek e, videolarda tekrar görüşmek üzere kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımızla hoşçakalın.